Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Efendim anneciğim. Tamam hadi sen aç. Dur açacakmış perdeyi. Gerçekten hiç çamaşır bitmiyor arkadaşlar. Bunları katlayacağım. Buraya koydum. Yatağa çıkma anneciğim bak. Sevmiyorum yatağa çıkılmasını sevmiyorum. Çıkma yatağa. Heh, dur orada. Yataklara çıkılmaz, zıplanmaz. Bak Mor Tight'ın yıkanmış. Duru'nun meşhur Mor Tight'ı. Ben çekiyorum. Evet. Yavaş zıplama anneciğim. Aşağı hep burnunu değiliyor, atıyor. Azra bir giyiyor hemen kirliliğe atıyor. Nasıl evet. Makine yıkıyor. Anne de temizliyor. Değil mi Duru? Sen de yapıyorsun aynı şeyi. Anne. Çok üst baş değiştiriyorsunuz. Anne ben ama bu altı çok şişiyor. Sürekli üst baş değiştiriyorsunuz. Bu altta dolap çok düşün. Saat daha 9'u 10 geçiyor arkadaşlar. Şöyle bir kahve içeceğim. Artık süt tozunu da bıraktım. Sade içiyorum. Sadeye de alıştım yani bayağı. Dur yine bir şeye ağlıyor. Ona kulak vermeyin. Öyle böyle değil yani. Öyle böyle bir ağlama değil gerçekten. Hiç sıkıntısı bitmiyor ki. Birazdan kahvaltı da hazırlarım. Şunu bir içeyim. Saat 10.30 geçti arkadaşlar. Duru'nun tabağı içeride. Çizgi film izliyor çünkü. O yüzden orada masada yiyor. Ona da yine çayla böyle tabak hazırladım. Yumurtalı ekmek istedi. Kendime de böyle mantarlı omlet yaptım. Bir de cevizli salatalık koydum. Bize afiyet olsun bakalım. Saat 1.30 oldu arkadaşlar. Tam duştan çıktım. Saçımı kuruttum. Hazırlandım. Zaten kayınvalideme gidecektim Duru'yla birlikte ne yapıyor diye. Rıza aradı. Dedi ne yapıyorsun? Hiç dedim üstümü giyindim annene gideceğim. Git Elif dedi annem yine fenalaşmış dedi. Ne oldu vallahi kadıncağıza bilmiyorum bu sene. Neyse Duru'yla gidiyoruz. Geldim arkadaşlar tansiyonu düşmüş çok şükür. Limon içmiş yine. Şimdi şu camı sileceğim ben bakın. Bir şeyler dökülmüş burada inşaat da vardı yan tarafta. Oradan mı geliyor ya da yukarıdan bir şey mi serpmişler anlamadım. Bakar mısınız kadının camını mahvetmişler ya. Kesin yukarıdan ıslak bir şey sağdılar. Bu yağmur lekesi falan değil gibi. Neyse. Bunu sileyim. Patates haşlamaya koydum. Canı patates çekmiş. Şöyle 4-5 tane patates koydum. Canım onu istedi dedi. Aslında yemekler var ama. Şöyle. Sen yat anne yat kalkma. Tuvalete gitti herhalde. Şöyle tuz da serpeyim ona. Arabadan mı sıçradı? Aynen bir suç sıçramış yani. Belli bir şey oldu. Şöyle kabasını alalım iç dış. Ben de bugün cam silesim vardı. Cuma yağmur geliyormuş. Tansiyon. Kaça düşmüş? 11.4 mü? Ha, biraz uzan sen. 75 nabız 68. İşte dün akşam 6.5'a kadar düştü. Yani 13'ü 14'e çıkmıyor. Yaşıma göre tabii bu da beni rahatsız ediyor. Zeytin yiyorum, çubuk yedim, onlarla çıktı acık. İlacını da değiştiler, ne oluyor bilmiyorum valla. Nasıl bir şeydir bilmiyorum. Vücutta bir yerde bir şey olunca tetikliyor ama bunu tamam. Silince güzel oluyor tabi. Demin neydi öyle? Batırmışlar arabalar camları. Şu perdeyi biraz indireyim. Heh, yeter.
Cam bezlerini yıkadım. Krozeti akıttım söyleme sayıp. Oranın lavabosunu yıkadım. Havlusunu değiştirdim. Şimdi patatese bakmaya geldim de şöyle balkonun kapısını biraz açtım. Hava alsın birazcık balkon ama ana yağmur geldi. Şaka gibi. Hiç yağmurunu göstermiyordu bugün. Yağmur mu? Evet. Resmen yağmur çiliyor arkadaşlar. Daha şimdi cam sildim. Cuma'ya kadar baksana yağmur göstermiyordu. Resmen yağmur başladı. Evet, Cuma'ya kadar hava güneşli görünüyordu. Duru görüyor musun? Birden yağmur geldi. Anne eşide eriyor musun? Gitti canım, tertemiz cam. Yeşime gittim, orada kaldım. Hastaneye zor gittik. Kar yok da yağmur görünüyor. Kar görünmüyor bakalım bu hafta. Bayağı hızlandı. Neyse yağsın bakalım. Kar bir daha artık Ocak'ta yağar herhalde. Şimdi bunları yemek istedi arkadaşlar, o yüzden bunları yaptım. İnşallah bakayım daha iyi olur. Ertesi günden günaydın arkadaşlar. Bir günlük ara verdik. Dün videoya devam edemedim. Konuşuruz birazdan. Şimdi duruyor omlet yapıyorum. Saat daha 9'a 10 var. Azra ile Rıza az önce gittiler. Bu beni beklemiyor kahvaltı için. Çok acıkmış. Ona tost koydum. Bir de omlet istedi benden. Artık ne istiyorsa onu yapıyorum biliyorsunuz. Durucuğumun spesiyeli bakın. Sucuklu tost, yanına omlet. Orada yenmez koltukta. Bak. Bu konuda biliyorsun kızıyorum. Gel buraya masaya. Aksilik yapma. Gel buraya. Duru kahvaltısını yaparken yine kahvemi yaptım. Oturdum buraya arkadaşlar. Vallahi dün video çekemedim. Dün zaten 8.30'da falan geldik biz eve kızlarla birlikte. Rıza yine orada kaldı. Kayınpederim bugün gelecek işte. 2 gecedir orada kalıyor biliyorsunuz. Yani mevzu hep hastalığa geliyor ama dün yine işte rahatsızdı, yani kendini iyi hissetmiyordu. Bütün gün oradaydık. 2'de falan gittik Duru'yla. 2 miydi? 2.30 muydu? Neyse. Sonra Azra da oraya geldi. Rıza geldi. Yemekler yendi. Bulaşıklar toplandı derken akşam bir de çay demledim. Hep beraber orada çay içtik. Yanındaydık. Yalnız bırakmadık ama böyle ne olacak bilmiyorum. Biliyorsunuz her şey temiz çıkmıştı, bakılmıştı her şeyine. Bugün de ürolojiye gitmek istedi ısrarla. Bir de dedi böbreklerime bakılsın. Hani bir tek orası kaldı, bakılmadık dedi. Neyse Yeşim abla randevu aldı. Sigortaya gittiler sabah. Hayırlı haberle gelirler inşallah. Yani öyle bir sancısı ağrısı yok aslında böbreklerinde ama ısrarla ürolojiye gitmek istedi. Çok kendini dinliyor, çok kafaya takıyor. Bu yaşlarda oluyor demek ki, bilemiyorum, tansiyonu ne tetikliyor. İster istemez hepimizin tabii ailecek modu düşüyor. Dün orada zaten ne çekeyim, evde çok bir çekim yapmamıştım. Sonrasında da komşusu falan indi. Kahve falan içtik, bayağı oturdu üstteki komşusu sağ olsun, bakmaya gelmiş. Çekecek bir şey de bulamadım. Modum da yoktu açıkçası, hani öyle olunca. Günümüz orada geçti. Bugün dedim artık kaldığım yerden devam edeyim. Bugün de ne çekerim inanın bilmiyorum. Ben size aslında sürekli böyle hastalık dillendirmek, anlatmak istemiyorum. Ama bir haftadır mevzu hep buraya geliyor. Çünkü gündemimizde bu var şu anda. Babaanne hastanede kızım halayla. Yani ister istemez bir haftadır gündemimiz bu oldu. Bir ayağımız orada zaten. Gene de iyi olsun tabii ki, gerisi önemli değil ama ne olacak böyle, inşallah toparlar, eski sağlığına kavuşur. Kendisi yapmak istiyor arkadaşlar her şeyi, yemeğini, işini, gücünü. Ne kadar ona yemek götürsen de aklı hep mutfakta, yani şunu yapabilseydim, bunu yapabilsem, yapayım ben sana diyorum canım ne istiyorsa. Ama yani kendi yapmak istiyor. Biliyorsunuz eskiler öyledir. Hani mutfağa hep kendileri girmek isterler ya. Her işi yapılıyor aslında. Hani önüne geliyor ne bileyim ama yine de kendi yapmak istiyor. Düzelecek inşallah. Yeter ki sağlığı yerine gelsin. Böyle, o yüzden dün akşam baktım hiç dedim video zaten bomboş bir video. Hiçbir şey çekmemişim. Yarın dedim kaldığım yerden devam ederim. Instagram'dan hemen sabah mesajlar tıkır tıkır düştü. Elifciğim video atmadım diye. Allah eksik olmayın. Kocaman bir aileyiz gerçekten. Bunu hep söylüyorum. 4 sene oldu. Bazen böyle tanıdığımız sandığımız arkadaşlarımızdan bile iyi geliyorsunuz. Hemen çünkü merak edip yazıyorsunuz. Dualar ediyorsunuz. Bazen çünkü yakın arkadaşlarımızı bile tanıyamaz oluyoruz. Neyse. Böyle kahvemi içeyim. Hava da güzel burada. 3 gündür güneşli ama perşembe şey yapıyor. Yağmur geliyor. Dün biraz yağdı geçti.
Bugün çok güzel görünüyor, bilmiyorum. Tam kendime çay demleyecektim. Kahvaltı tabağımı hazırlayacaktım. Arkadaşım Elif aradı. Dilaver'de oturan Elif'i biliyorsunuz. Dedi ki annemle aşıya geldik devlet hastanesine, bizim bu yukarıya. Müsaitsen dedi sana uğrayacağız. Dedim tamam, hemen gelin, kahvaltı yaparız beraber, Allah ne verdiyse. Elif dedi hani rahatsız etmeyiz değil mi? Annem de var çünkü. Dedim saçmalama, yabancı değilsiniz. Hemen bir demlik çay yaptım. Şimdi patates kızartıyorum. Kahvaltı masamı da hazırlayayım, ondan sonra gösteririm size de. Onları çekemem herhalde. Biraz otururuz. Oğlu 2'de çıkıyor okuldan bildiğim kadarıyla. Güzel değişiklik oldu. Böyle ani haberli gelince, habersiz gelince daha şey oluyor, güzel oluyor. Ben seviyorum yani. Güzel bir kahvaltı yaparız arkadaşımla, bakalım. Tenceremi yıkamıştım. Güzel yağ da koydum. Şöyle patateslerimi kızartayım. Şöyle soframı hazırladım. Elif'le annesi de geldiler hastaneden. Çayları da doldurdum. Poğaçayla açma almış sağ olsun. Kahvaltılık böyle, Allah ne verdiyse çıkardım arkadaşlar. Patates kızarttım. Şöyle sucuklu yumurtamız var. Hiç gerek yoktu. Olsun canım, valla böyle aniden daha güzel oluyor. Aniden biri gelince bana da iyi oldu. Hep yalnız kahvaltı yapıyordum. Soframız bu şekilde. Duru Hanım'ı da çağıracağım. O yemişti ama gelmiyor şimdi, çekiniyor. O da gelsin, karnımızı doyuralım. Kahvaltıdan sonra da kahve içeriz. Ondan sonra görüşürüz bakalım. Duru gelemedi ama yedi Allah'tan demin. Bu da benim tabağım. Tabağımı da göstereyim dedim sizlere. Saat 2.30 geçti. Yeni oturdum desem inanır mısınız? Böyle 2-3 gündür evi çok elleyememiştim açıkçası. Yani hep üstünden alıyordum. Bana çok pis geliyordu. Neyse hallettim. Odaları süpürdüm. Dip köşeye, yatakların altına kadar. Tuvalet tarafını hallettim. Girişi süpürdüm. Mutfağı hallettim. Elifler 12.30-12'de falan kalktılar, aynen. Buçuk değildi herhalde. Onlar gittikten sonra zaten hiç oturmadım. Bulaşıkları falan ayarladım. Makinamı çalıştırdım. Şimdi bir tek salon kaldı süpürülecek ama Duru çok güzel oyun kurmuş kendine. Şu an bozmak istemiyorum onun rahatını. Biraz oynasın. Bu arada yemeğimi de yaptım. O da aradan çıktı. Çorbam da hazır. Vallahi öyle yani. Camları silsem iyi ama Zonguldak'ta bir hafta yağmur geliyor yarın. Hatta 10 gün sürecekmiş. Böyle bir yanım üstünden al diyor. Bir yanım şu yağmurlar da geçsin diyor. Kışın hep aynı döngü. Yağmurlar da geçsin, sileriz, devam ediyor. Neyse. Kafamı çok sıkmışım herhalde. Biraz açtım şöyle kafam rahatlasın. Bir kahve molası vereyim. Sonra bakalım ne yaparız. Duru bak kim geldi Duru. Özledim seni. Biraz yaparmış. Deminden beri ama nerede kaldı diyor. Sen de özledin beni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Babam geldi, bugün izin günüymüş. Torunlarını görmedi. Evet, torunlarını özlemiş. Ay ay ay. 10 gündür ay. Falan görmediydin herhalde. Ay, merhaba tekrar. Memnun oldum. Şundan da. Buyurun. Camda bekliyordun deminden beri. Öpücük. Buradan da. Sen de beni. Özlemedin mi dedeyi Duru? Ne yapıyorsun sen? Hı? Buraya gitmiş bu. Sen de kilo almış gibi görünüyorsun baba. Ben kışın maalesef kilo alıyorum. Biraz yemeği yazın kaçırıyorum. Veriyorsun. Yazın veriyorum, kışın alıyorum. Ama yakışmış, iyi olmuş. Aynen. 3 kilo aldım. Annem yarın mı geliyor? Annem işte yarın geliyor. Annem evet 10 gün kaldı şeyde İstanbul'da. Babam yemek yemek istemedi. Yemeklerim sıcaktı. Kahve içeceğiz onunla şimdi. Balkona şöyle oturduk. Nostalji köşesinde. Şimdi kahve keyfi yapalım. Teşekkür ederim. Babamın en sevdikleri. Tam bir kuru yemiş hastasıdır. Yemekten daha kuru yemişi çok seviyor aynen. Nasıl bakıyorsun Duru dedeye? Geldiğinden beri gözü dedesinde. Aynen. Şöyle bizim İyi için mi? Kahve saati. Sonra yemek isterseniz. Eline yemiyor. Sağlık, hanım. Afiyet olsun. Çok yemek istemedi. Yemek. Bugün kendine cevizli kömeç yapmış çünkü. Aynen. Elinden de her iş gelir maşallah. Cevizli kömecini yemiş. Karnım tok diyor. O zaman bize afiyet olsun bakalım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size bugün Duru'nun kostümünü göstereyim bakın. Yine Cemil İpekçi imzasıyla şu karşıya geç kızım. Çok güzel oldun. Deden çok beğendi. Çoraplarına bakayım. Oo, tayt üstüne çorap. Harikasın. Harikasın evet. Bence de harikasın. Gerçekten harikasın. Tam benim için tabi. Deden çok sevdi. Cam camlı harika süper.
Hep böyle o zaman durum. Öyle süper deme şimdi daha sana. Da üst üste giyer baba. Bence harika olmuş. Daha da üst üste kırmızı giyer. Kırmızı yakışmış ona. Kırmızı giyerler ha. Erkuş da istiyor. Nereye geldi ana bize bakıyor kuş. Merhaba. Nerede ha? Gel kahve içelim. Her zaman şurada dolanıyorlar, bugün yoklar. Saat 6'ya geçti arkadaşlar. Babam bir saat oluyor gideli. Güzel oturduk vallahi, balkonda iyi oldu. Şimdi de Rıza geldi, içeride yemek yiyor. Azra diyor ki anne yılbaşı çekilişi yaptık sınıfta. Arkadaşıma hediye almam lazım. Yarın herkes hediyesini verecek dedi. Biz de yapardık vallahi okul zamanında. Ne gelecek diye de merak ederdik açıkçası. Sana da mı alayım yılbaşı hediyesi? Tamam. Dedi anne AVM'ye gidebilir miyiz? Arkadaşıma senle hediye bakalım. Aslında hiçbir yere çıkasım yoktu. Gerçekten bugün nasıl bitti zaten anlamadım. Ama mecbur şimdi onunla AVM'ye gideceğim. Şu bulaşıkları makineye koyayım. Güzel bir hediye bakalım. Yarın da o da merak ediyor. Acaba bana ne alacaklar diyor. Neyse onu halledeceğiz işte. İş yine başa düştü arkadaşlar. Biz hemen hazırlandık. Azra'yla yürüme indik. AVM Allah'tan bize yakın. Hem de yürüyüş olmuş oldu. Hava da güzel. Çok fazla kalmayacağız. Biraz dolaşalım bakalım ne alacak. Ondan sonra geliriz eve. Öğretmen kıyafet almak yasak demiş. O yüzden kıyafet bakamıyoruz. Diyanar'a geldik. Kitap bakacak mecbur. O da zaten kitap almak istiyor. Bakalım halledelim. Sonra Azra'ya bir hamburger ısmarlarım. Bak burada size uygun 10 yaş üzeri. Buradan bakabiliriz. Bir de kalem falan alalım Azra yanına. Madem kıyafet yasak, ilave bir şeyler de koyalım. Hoca bir tane demiştim. Ay ben bunu okumuştum. Bir genç kızın gizli defteri. Ben de vardı. Okudum ben bunu. Yaren ablam almıştı bana. Pek ongun evet. Şu neymiş? Adım adım hayata. Anne, bu arkamızda da var. Anne. Azra bak bu da güzel olabilir. Yine aynı günlük tarzı. Azra bunu almak istedi. Kiraz ağacı diye. Bunu alıyoruz bakalım. Bakın Azra'nın burgerine kavuştu. Afiyet olsun. Soğan halkası da aldı vallahi. Kendine bakıyor. Ben de kendime duble boy Türk kahvesi aldım arkadaşlar. Ben bunun için artık tane lazım. He? Tane İkili miymiş? Yaşadın o zaman Azra. Azra karşımda löpür löpür yiyor tabii. Neyse. Gerçi o kadar etkilenmiyorum artık. Dünya alıştı herhalde. Kahvemi içmeye devam ediyorum. Yani zaten çok sevmiyorum. Çok, aynen çok düşkün değildim ben zaten. Doğru diyorsun Azra. Ben patates kızartması falan çok aramam. Genelde çocuklar yerdi benimkileri de. Neyse biraz daha dolaşacağız. Ondan sonra Rıza Bey'i arayacağız. Bizi almaya gelecekler bakalım. Evdeki yemekleri de böyle iştahlı yesen Azra. Hı? Vallahi hapur hapur iki tane hamburgeri götürdün gerçekten. Daha iki tane soğan halkası var. Bir dünyada soğan halkası yedi. En çok bunu seviyorum. Çocuklar hep böyleler gerçi. Bugün de kalabalık AVM. Saat tam 8 arkadaşlar. Zaten 6.30'da inmiştik. Azra ile güzel dolandık. Hediyesini aldık arkadaşının. Öğretmen kesinlikle kıyafet almayın demiş. Yoksa ben güzel bir üst bakacaktım aslında. Hatta sormuştum Azra'ya kilosu falan nasıl, senin gibi mi diye. Neyse hediyeleriniz demiş pahalı olmasın. Kitap gibi, kalem gibi, işte kalem kutu gibi böyle basit şeyler olsun. Pahalı hediye istemiyorum demiş. O yüzden biz de en güzeli kitap aldık. Azra öyle istedi daha doğrusu. Eve gidiyoruz şimdi. Rıza'ya dedim sen hiç Duru'yla çıkma. Biz dedim geliriz, hava nasılsa güzel. Böyle yürüyüşümü de yapmış oldum. İyi oldu. Artık videomu da burada kapatayım. Bayağı bir karardım ama.
videomuzu da kapatalım, veda edelim. Yarın kısmetse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın bakalım. Maskemi de çıkardım. Kimsecikler yok çünkü. Azra hoşça kalın de. Hoşça kalın. Görüşürüz.